Rebound'dan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. İNG Basketbol Süper Ligi'nde haftanın maçlarını her hafta olduğu gibi Tufan Ersöz'le birlikte konuşacağız. Tufan hoş geldin. Hoş bulduk. Sıra dışı bir dönem yaşıyoruz. Sıra dışı bir süreçten geçiyoruz. Dünyada, dünyaca yani sadece Türkiye değil tüm dünyada sıra dışı bir dönem söz konusu. Koronavirüsü salgını nedeniyle gerçekten spora odaklanmanın çok güç olduğu bir hafta ortaya koyduğu takımlar performans olarak. Bir toplu sonuçları ekranlara getirelim. Ondan sonra maç maç ilerleyeceğiz. Tabii yorumları yaparken biraz bu sıra dışı dönemin de etkisini vurgulayacağız. Cumartesi günü Gaziantep Basketbol Teksüt Bandırma'yı 73-63 yendi. Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanında kazandı. Sigortam.net İtalya Üniversitesi Büyükçekmece'yi yendi. Farklı. Darüşşafaka Tekfen Afyon'dan galibiyetle döndü. Fenerbahçe Beko Tofaş'a karşı 84-75'te kazandı. Frutex'e Bursa Spor, Beşiktaş Sonpo Sigorta'yı farklı yendi. Anadolu Efes Türk Telekom deplasmanında farklı kazandı. Bahçeşehir Koleji'de OGM Ormanspor'u uzatmada yendi. Salı günü 20'de 20. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes Frutex'e Bursa Spor maçının oynanması planlanıyor. Maçlar seyircisizdi. Koronavirüsü salgını nedeniyle önlem amaçlı olarak seyircisiz oynandı tüm maçlar. Galatasaray Doğa Sigorta Pınar Karşıyaka mücadelesiyle dilerseniz startı verelim. Hava atışı yapıldı. İlk hücum Galatasaray Doğa Sigorta'dan. Orada Zırkavuz uçazlardan dolayı geri koşmadı. Nusret spotaya gitti. Önü açık. Basketi buluyor Nusret Yıldırım. Bu maça kadar geldi Galatasaray ancak ilk kez Sinan Erdem'de seyircisiz oynuyor. Sarı kırmızılılar bu arada Jordan Morgan ikili oyun sonrasında smıcı yapıyor. Zach August yaklaştı potaya, yardım geldi. Yiğit Arslan 3 sayılık atışı başarılı. Yiğit Arslan sevdiği şutu bulunca isabeti yarattı. Yani son 2-3 pozisyondur oyununu akılla birleştirdiği an. Bu arada uzun mesafeli pas DJ Kennedy, Amat Mbaye. Tony Taylor potaya yöneldi. İndirdi Jordan Morgan. Smacı yaptı Tony Taylor'dan. Bir servis daha. Can Korkmaz. Köşeye doğru sürdü. 2 saniye kala Can Korkmaz. Bir de 3 sayılık basket buluyor ve çeyrek bitiyor. Tony Taylor. Taylor önü boş kaldı bir anda. Tony Taylor 3 sayılık basketi buluyor. 34-25. John Robertson, Yiğit Arslan. Yiğit Poitos yer almıştı içeride ama Yiğit şutuna güvendi. İsabeti de buldu Yiğit Arslan. Şimdi uzun mesafeli pas. Yunus son sırmağı biraz dengesiz gitti turnikeye ama girmeyen topu Brandon Trish tamamlıyor. Poitras tepede kaldı. August yardıma gitti. İkili oyun. Jack August smacı yaptı. John Robertson. Normalde becerikli olduklarının çok altında bir seviyede oynuyorlar. Çember altından. Yunus son sırma. 3 sayılık atış isabetli Yunus. Tepeden el üstünden bir üçlük. Yiğit Arslan bir de üçlük gönderdi. Bir de dış şut buluyor Yiğit Arslan. Tempo istiyor Galatasaray bence. Can Korkmaz. Alex Poitras önü açık. Alex Poitras tek el smacı yapıyor. Caner Erdeniz 4 saniye. 3 saniye. Can Korkmaz 2 saniye. Can potaya gitti. Bunu da bitirdi. Can Korkmaz bir çeyreğin sonucunu daha belirliyor. Metecan Birsen. Tony Taylor top istiyor. Metecan. Yiğit'in üstüne gitti. Bir fake. Metecan Birsen bitirdi. İkili sıkıştırma Ege ile Yiğit'ten. Top kaybına zorladı Trish'i. Poitras. Yiğit bomboş kaldı. İsabeti de buldu. Yiğit Arslan isabeti bulunca Tony Taylor. Brandon Trish üçlük denedi. İsabeti buldu bu kez Trish. John Robertson 5 saniye var. Robertson 2 sayılık atışı başarılı değil. Göksel'in kovaladı. Göksel'in Köksal basket foul. Resmen mücadelesiyle basket foul aldı Göksel'in Köksal. Zach August. Zach August iyi döndü potaya gitti. Zach August basketi buldu. Amat Mbaye indirdi Jordan Morgan'a. Jordan Morgan August'la birebir oynuyor. Morgan atışı isabetli. Jordan Morgan çok kritik bir yerde basketi buldu. Jordan Morgan. Tony Taylor, Jordan Morgan destek verdi. Taylor Mbaye'yi buldu. İçeri pas, Jordan Morgan çifte etmacı yaptı. Avantaj Pınar Karşıyaka'da. Karşısında Yiğit, 3 sayılık atışı el üstünden isabetli. Yiğit Arslan çok zor bir şutu soktu. Tony Taylor. Taylor indirdi içeri. Ama Mbaye! O pası Eliyup'a çeviriyor Mbaye. 3.6 saniye kalıyor dönüşe. Metecan rebound aldı. Ve maç sona eriyor.
Pınar Karşıyaka Galatasaray Doğa Sigorta'yı deplasmanda 79-74 yeniyor. Evet, Pınar Karşıyaka Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanında da kazandı. Aaron Harrison oynamadı bu maçta ateşi çıktığı için. Neyse ki yapılan test negatif çıkmış kendisine. Evet. Covid-19 virüsü rastlanmamış. Webster de oynamadı bu maçta. Tabii maçların oynanması, seyircisiz olarak oynanması parkede yer alan sporcuların performansına hem gündemin doğal akışından dolayı hem de akıllarını bir köşesine hep bir riskin varlığından dolayı gerçek anlamda ne kadar yansıtabildiler, ne kadar yansıtamadılar bu biraz merak konusu. Ama neticede maçlar oynandı, herkes işini yapmakla yükümlü. Kazanan Pınar Karşıyaka oldu. Evet, yani sonuçta sporcuların şu anki ruh hali, şu anki ruh halini normal karşılamak lazım. Yani dünya üzerinde 140'a aşkın ülkede ciddi bir küresel sağlık problemi haline gelmiş koronavirüsü dert etmemek, bununla ilgili endişe duymamak diye bir şey söz konusu değil. Şöyle örnek vereyim Tufan. Bizim ligimiz kaliteli bir lig. Ben her şeye rağmen çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Ligimizin yarısı Avrupa Kupaları mücadelesi veriyor ve bu mücadele veren takımlardan 2 ya da 3 tanesi hariç yoluna devam etti. Maçlar yani FIBA ve Euroleague organizasyonları durduğuna kadar. Pınar Karşıyaka devam ediyordu. Galatasaray daha yeni bitirdi. Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir Koleji devam ediyordu. Son 4'te. Türk Telekom devam ediyordu. Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes zaten devam ediyor. Tofaş devam ediyor. Darüşşafaka Bologna ile Belgrad'da oynadı ki İtalya'nın durumu ortada. Bu sebepten ortada. Dolayı. Evet. Beşiktaş Türk Telekom'la oynadı, daha yeni bitirdi. Hadi onlar deplasmana gitmedi diyelim. Teksüt Bandırma deplasmana gitti Çek Cumhuriyeti'ne. Yani ligin büyük bir bölümü uluslararası arenada hala aktif. O yüzden oyuncular biraz tedirgin. Yani şimdi Pınar Karşıyaka Ukrayna'ya gitti. Tabii. Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes birçok seyahat yaptılar yakın geçmişte. Bahçeşehir, Ventspils. Bahçeşehir, Letonya'ya gitti. Yani bu hafta Orman Spor'la oynadı. Hatırla, Gary Brown, Darüşşafaka Tekfen'de milli aradan hasta dönmüştü mesela. Evet. Yani bunlar hep tedirgin edici bir sürü unsur. O yüzden oyuncuların da bu performans dalgalanması bu hafta için bence normal. Gayet normal. Milli maçlar da vardı daha yakın geçmişte. Tabii. Da var. Yani çünkü milli takım arası da vardı. Bu hastalığın kuluçka süresi çok uzun. Sonuçta bunun bir kuluçka süresi ve altyapısı var. Yani 14 yani. Gün. 14 gün çok uzun süre. 2 hafta önce bu takımların nerede ne maç yaptığını şimdi burada hesaplasak araya bayağı bir yurt dışı seyahati girer. Yani oyuncuların, ya oyuncu psikolojisi de eski bir sporcu olarak böyle bir durumda herkesin kendi sağlığını düşünmesinden daha doğal, daha normal bir şey olamaz. Kendi sağlığını ve ailesinin sağlığını düşünmesinden sürekli daha... havaalanındalar bir de. Sürekli havaalanındalar, sürekli seyahatler devam ediyor. Maçlar devam ettiği noktada bir kere böyle bir endişeyle top oynamak kolay bir şey değil. Tamam, böyle bir karar çıktı maçların seyircisiz oynanmasıyla alakalı. Bu karara kulüpler uyacaktır. Kulüpler uymak zorundadır ama bireysel olarak ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bu konuyla ilgili çekincelerim var ve top oynayacak durumda hissetmiyorum deme özgürlüğü her sporcunun var. Devin Williams yaptı, Sammy Mae yaptı, Webster yaptı. Ya bizim ligimizden bahsediyorum şimdi aklıma gelen yakın dönemdeki maçlarda. Bunu kulübünle, staffınla, yönetimle ben oynamayacak. Evet, tamam, sana müsaade ediyoruz dediği noktada ama bu sefer oynayan sporcuların da modunun düştüğü, maça konsantre, oyuna konsantre olmakta zorlandığı, açıkçası maçların da biraz da anlamsızlaştığı periyotlar oldu. Yani bunu da şimdi söylemek gerekiyor. Ya böyle bir durumda şimdi yarın da ertelenen bir maç var biliyorsun. Anadolu Efes Fırt Ekstra Bursa Spor maçı da yarın yarın oynanacaktı. Eğer farklı bir yani değişiklik olmazsa son anda o maç da yarın oynanacak. Ya yani burada eksik kalan takımların, maça çıkmayan oyuncuların herhangi bir şekilde yargılanacağı veyahut da eleştirileceği bir durum söz konusu olamaz. Herkes kendinden sorumlu, sağlığıyla alakalı ve böyle bir talebe olduğu zaman kulübüne, yönetimine de paylaşmaktan başka bir çaresi yok. Tufan, bir de şöyle bir durum var. Şimdi biz bu maçlar oynatılıyor diye hani insanlar eleştirilerde de bulundu federasyonlara neden maçlar oynanıyor diye ama bu o kadar yeni ve o kadar hazırlıksız karşılaşılan bir durum ki Avrupa'da bu konuda birçok organizasyonu övdüğümüz kuruluş da bu konuda çok tutarsız davrandı. Şimdi Euroleague bu
hastalığın, salgının kalbi İtalya'da Milano Real Madrid maçını seyircisiz oynattı. Sonra Real Madrid'de Trey Tompkins'te Covid virüsü çıktı. Yani İtalya'da aktifti bu virüs Milano Real Madrid maçı oynandığında seyircisiz. Seyircisiz ama şehir ya, bir de Kuzey İtalya. Burada EuroLeague maçı oynandı. Bologna takımı kalktı, İtalya'dan çıktı. Belgrad'a geldi, Darüşşafaka Tekfen'le maç yaptı. Yani bunlar çok büyük risk unsurları. Belki bu hafta liglerin Türkiye'de oynanmasından kat be kat daha büyük risk unsurları. Yani Avrupa'daki organizasyonlar da biraz pozisyon almakta ne yapacağını bilemedi yani. Evet, yani bence yakın dönemde jenerasyon olarak böyle bir hastalığın muadili olmadığı için. Evet. Yani 1920-1930'lardan bahsediyoruz işte. Diğer hastalıklarla alakalı 20 milyonla 50 milyon arasında ölümün dünya üzerinde görüldüğü, hani umuyoruz böyle bir raddeye gelmeyecektir, dileriz, gelmez dileriz ama böyle muadil olmadığı için organizasyonlar da bence biraz önlem almakta veya durumun ciddiyetiyle alakalı bir önlem paketi sunmakta geciktiler diye düşünüyorum. Yani EuroLeague söylediğin olay tamamen ucu açık bir olay. Skandal ya, Milano'da maç oynanması bu şartlarda skandaldı. NBA eğer pat diye kesmeseydi sezonu, EuroLeague'in kesmeye niyeti yoktu, ben sana diyeyim. Evet, NBA direkt durdurdu. Çünkü oyuncu da çıktı ama hani... Tabii ki. Yani EuroLeague mesela... Rudy Gobert'deki pozitif şeyden, sonuçtan sonra zaten direkt durduruldu. Ama EuroLeague mesela sonuna kadar oynatma konusunda kararlıydı. Çok bekledi EuroLeague. Yani EuroLeague'de de Trey Tompkins'te işte. Evet ama yani organizasyonlar da bu konuda işte Premier League seyircisiz oynatayım dedi. Arteta da çıktı. Sonra bir anda oynatmama kararı. Bundesliga evet, seyircisiz oynatacaktı. Sonra işte Hoffenheim'la oyuncular da... Ya bu maçlarla alakalı karar tekrardan gözden geçirip değiştirilebilir bu arada. Çünkü yani bizim saat, ülkemizde de çünkü vaka tabii, sayısı artıyor. Saatler her geçen geçtikçe gündem değişiyor. Her saat farklı bir gelişmeye gebe olduğu için yani biz bunları konuşuyoruz. Programı tekrarı esnasında farklı bir senaryoyla da olabilir, karşı karşıya olabilir. Ya, uzun lafın kısası böyle bir psikolojide spora odaklanıp sahada işini yapmak. Tabii, tabii ki bu herkesin işi. Yani profesyonel basketboldan para kazanan sporcularla alakalı konuşuyorum. Bu herkesin her ne kadar işi olsa dahi burada buna konsantre olamayıp orada performans gösterememekle ilgili bir eleştiri burada yapamayız. Yani yapmamalıyız. Evet, bu hafta biraz antrenman tadında oldu. Maçlar seyircisiz, kafalarda soru işaretleri evet, var. Biraz antrenman tadında oldu bu hafta maçlar. Yani haftayı değerlendirirken bu kriterleri göz önüne alalım. %100. Yani evet, sıralama açısından kritik maçların oynandığı bir gerçek. Alt taraf, playoff çıtası, yani ligin iki noktasını devam ettirmek adına Anadolu Efes ve Karşıyaka'nın tutumları. Pınar Karşıyaka tam takım, çok maçı ciddiye alarak oynadı. Evet. Ne olursa olsun. Şimdi ayrı parantez, işin hani virüs ve salgın tarafını konuştuk, psikolojik tarafını da konuştuk. Öbür tarafa geçtiğimiz noktada Pınar Karşıyaka tam takım gelmiş. Hiçbir şekilde sanki bu virüs vakası yaşanmıyormuşçasına veya bunu kendi işlerinde olabildiği kadar durdurmuşlar ve maça konsantre bir şekilde başladılar. Ama öbür taraf Webster, Harrison ve Whittington yok. Lazarick Jones zaten sezon başından beri yok. Evet, Galatasaray doğal sigorta dördüncülükteki noktayı kurtarmak adına çok iyi bir performans gösteriyor. Ligin iki ayı, son iki ayı Fenerbahçe deplasman galibiyetiyle başlayan ve ondan sonra devam eden performansları şu ana kadar çok iyi gidiyor. Ama bu maçta Galatasaray doğal sigorta hem seyircisiz hem de önemli eksiklere rağmen maçı 65-63'e getirdi. Yiğit, Can Korkmaz maçın ilk devresi girip 2,5 dakikada 8 sayı, bir maestro gibi takımını yönetti. Webster ve Harrison'ın yokluğunda zaten Can'ın, Göksen'in, Yiğit'in, yani Galatasaray dış oyuncuların performansı çok daha değerli hale gelecekti. Yiğit bütün maçı evet belki çok güzel oynamadı, 17'de 8 attı ama böyle bir günde koyulabilecek iyi bir performans, iyi bir karakter koyduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray takımının bir sürü olumsuz şarta rağmen ki bu sezon çok eksik personelle maç oynama durumu oluştu Galatasaray doğal sigortada. Buna alışıklar ama böyle bir psikolojiye kimse alışık olmadığı için maçın havası da bir garip geçti. Pınar Karşıyaka'nın çok daha konsantre ve çok daha maçı istediğini maç boyunca söyleyebiliriz. Rahat da bir maç oynadılar ama 65-63'e geldi. Brandon Trish Crocker tercihi, Ufuk Sarıca Brandon Trish'ten yana kullandı. Crocker'ı kadroya almadı ama Brandon Trish 7'de 1 ile oynarken 65-63'e geldikten sonra çok kritik bir üçlüğü var. 8'de 2 yaptı o saha içi isabetini. Çok kritik bir üçlüğü var. Maç tekrardan skoru 5 sayıya çekti. Orada bir kırılma anı yaşandı.
Ama hani inişleri çıkışları olan, hani psikolojik olarak da biraz handle etmesi, yani içinde bulunması zor bir maç oldu. Oyuncu psikolojisi açısından bunu değerlendiriyorum. Hani ben hiç böyle bir sağlık, hani küresel bir sağlık problemi içerisinde ligde maç oynamaya hani maç oynamadım. Ama biraz empati yaptığım noktada hakikaten kolay değil. Yani şimdi hani dalga geçmek için söylemiyorum. Enstantaneler de yaşanıyor. Hani oyuncular yere düşüyor. Kaldırmak için yani orada canla başla herkes birbirini çekiştiriyor. Aynı topla oynuyoruz. Ya bir de basketbol ya. Aynı topla oynuyoruz yani. Ben topu alıyorum, sana veriyorum sonuçta. O ona veriyor, ona vuruyor derken yere düşüyoruz. El uzatıyor hani yardım etmek için kaldırmaya. Yok şimdi ben almayayım diyor. Yani garip de yani biraz komik, biraz garip enstantaneler de oluşuyor. Kendi içinde tutarsızlığı çok. Çok. Bu işin. Çok. Yani bu işte sürecin... bunun muadili olmadığı için zaten hani örneği olmadığı için daha önce bence kimse nasıl davranması gerektiğini de tam olarak kestiremiyor. Sadece duyduğumuz, okuduğumuz, hani bilimin de bize kattıklarıyla bir şekilde davranmaya çalışıyoruz. Bir de bu süreçte Tufan, en son sporcular ve onların sağlığı ön plana geldi. Bugüne gelene kadar sürekli maçlar seyircisiz oynatılsın, seyircili mi oynasın, seyircisiz mi oynatılsın, tarafsız sahada oynansın ama yani şehir şehir, ülke ülke, tüm Avrupa'yı dolaşan bu oyuncu, sporcu grubu buna ne diyor? Bu konuyla ilgili bir yorumları var mı? Bu konuyla ilgili bir tercihleri var mı? Bu konu pek gündeme gelmedi. Özellikle Euroleague'de bu konuda hani çatlak sesler çıkmaya başladı derken zaten oyuncularda birer birer virüs çıkınca organizasyonlar kesildi. Yani her açıdan herkesin yeni deneyimlediği ve bundan sonraki süreçler için bir daha tekrarlanmaz umarım tabii ama yani tekrar böyle bir durumla karşılaşıldığında insanlar bu süreçten de deneyim biriktiriyor biraz. Artık hani böyle olmuştu, bir dahakine böyle olur şeklinde daha hızlı reaksiyon alınabilecek deneyimler birikiyor ama bunları yaşayarak görüyoruz. Evet, hem dediğin gibi hem de bireysel olarak sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmenin tam zamanı. Yani herkesin kendi kapısının önünü temizlemek deniyor ya, herkesin kendi bireysel sosyal sorumluluğunu yerine getirmenin tam zamanı. Peki Anadolu Efes Türk Telekom deplasmanındaydı sevgili seyirciler. Farklı kazandı mücadeleyi. Hava atışı ile birlikte mücadeleye başlıyoruz. İlk hücum Anadolu Efes'ten gelecek, top Chris Singleton'da. James Anderson, Vasilije Micić, Plyce'ın perdesini kullandı. Micić çembere gitti, basket faulle başlıyor mücadeleye. Vasilije Micić. DJ Campbell. Nick Johnson, 3 sayılık atışı. Orada blok geliyor James Anderson'dan ama sonrasında topu oyunda tutamadı Anderson. Enes Taşkıran. İki koç da maçın başından bu yana ayağa kalkmadı. Vasilije Micić bir de top çalıyor. Vasilije Micić çok rahat gitti çembere. Seri de devam ediyor. DJ Campbell. Egemen kısa devrilmeden sonra Kenny Kachi'ye çıkardı. Bir üçlükte Kachi'den geliyor. TJ Campbell. Micić arkasında kaldı. TJ Campbell asisti yapıyor. Egemen Güven pozisyonu maçla tamamladı. CJ Harris. Harris 3 sayılık atışı. CJ Harris yay gerisinden çok çok iyi başladı maça. Türk Telekom. Vasilije Micić. Doğuş ve Bobua bir süredir değişiklik için bekliyor. Geri çekilerek üçlü. Vasilije Micić'in çift taneye çıktı. Daha ilk çeyrek bitmeden 10 sayı Micić. 5 saniye, 4 saniye Nick Johnson el üzeri üçlü. Nick Johnson kaçırıyor. Vasilije Micić taşıdı bu topu da. Vasilije Micić herkesi geride bıraktı. Smaç'ı vuruyor Vasilije Micić ve ilk çeyreğinde skorunu belirliyor. 27-21 Anadolu Efes önde ilk çeyrekte. Yiğitcan Saybir oyuna girecek az sonra. Doğuş Balbay iyice yaklaştı çembere. Basket faul Doğuş Balbay. İçeride Ercan Bayrak düşüncesi. Doğuş Balbay çabucak araya giriyor. Çizgiye basmaktan imtina etti. Çembere kadar gitti. Smaç'ı da vuruyor Doğuş Balbay. Doğuş. Tolga. Efe arkasında. O eşleşmeyi kullanmaya çalıştı. Tolga asisti de yaptı. Sertaç Canlı çift tanelerde. Double double bu maçta ufukta gözüktü onun için. Kenny Kachi! Çok rahat gidiyor çembere. Smaç'ı vurdu Kenny Kachi. Sertaç'ı çağırdı perde için. Arkada Doğuş'u görüyor. Doğuş Balbay havada tamamladı. Burak Tuncer
Açtı önünü. Burahan atışı kaçtı. Kendi reboundunu alıyor. James Anderson şimdi. 3 sayılık atışı. James Anderson üçlüğü gönderdi. Farkı 20'ye çıkardı Anderson'ın bu üçlüğü. Doğuş. Doğuş Balbay. Burahan Tuncer. Çemberin biraz altındaydı. Bakmadan pası. Chris Singleton'a asisti yaptı Burahan Tuncer. Enes. Metin'den. Ercan Bayrağı, Enes Aşkıran aldı topu. Doğuş biraz geç kalınca Enes Aşkıran üçlüğü yolluyor. Yiğitcan Saybir tekrar Burahan'a geldi top. Doğuş Balbay'ı çok güzel gördü Burahan Tuncer. Asistler şimdi bir adım daha yaklaşıyor çift taneye. Efes'te de yalnızca Rodrick Bobua yabancı olarak parkede. Ercan Efe Beşok geldi, smacı vuruyor. Efe Beşok. Rodrick Bobua, onun pası. Sertaç Canlı smacı vuruyor Sertaç. Mustafa karşılamıştı onu. Yiğitcan Saybir top kayıplarına bir yeni seklendi. Yiğitcan Saybir boş görünce rakip çemberi biraz da akrobasik atıyor işin içine. Enes, Tolga neredeyse bu topu da alacaktı. Enes Taşkıran 3 sayılık atışı. Üst üste 2-3'lük Enes Taşkıran'dan geliyor. Bursaspor'u yendikleri takdirde liderlikte yeniden girecek. Sertaç'tan blok var. Ömercan İlyasoğlu Yiğitcan Saybir'e gönderdi. Yiğitcan da neredeyse tüm sayılarını smaçlarla buldu. Enes topu götürüyor. Kenara baktı. Enes de kullanıyor. Enes de üçlüğü attı. Arka arkaya isabetler ve maçın skoru 103-81 olarak belirleniyor değerli izleyenler. Anadolu Efes Ankara deplasmanında 103-81'lik rahat bir galibiyet alıyor. Evet, Anadolu Efes farklı kazandı Tufan Ersoy. Türk Telekom aslında iyi bir iç saha takımı. Bunu kupada da gösterdi. Evet. Ve tabii bu maçta o özel psikoloji yine kendisini belli etti. Bundan dolayı da Anadolu Efes beklediğinden daha rahat kazandı diyebiliriz belki de. Evet, yani Türk Telekom'un A planının en büyük oyuncusu Mustafa Foll bu maçta sahada yoktu. Kyle Wiecher keza aynı şekilde sahada yoktu. CJ Harris oynadı. Oynadı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum CJ Harris. Oynadı galiba. Oynadı. Dolayısıyla yani Anadolu Efes'te Shane Larkin sahada yoktu ama Vasile Micić vardı. James Anderson keza aynı şekilde. Anadolu Efes 29 asist. Yani oyunun büyük bir bölümünü kontrol altında tutmayı başardılar çok rahatlıkla. Yalnız Mustafa Foll'un da yokluğunda. Şimdi bu sene FIBA organizasyonları durdurdu. Euroleague durdurdu. Ne olacak, nasıl devam edecek onları bilmiyorum ama yani şimdi futbolda Liverpool tam şampiyonluğa giderken Premier League durdu diye şu anda endişeli ya. Anadolu Efes'te Euroleague'in bu sezon tamamlanmaması ihtimaline karşı en çok üzülecek kulüplerin başına geliyordur. Yani evet, Litvanya Basketbol Federasyonu Zalgiris'i şampiyon ilan etti biliyorsun. Evet. Nasıl her sene Zalgiris kazanıyor diye ama bizde öyle bir durum yok. Lig bir yana, Euroleague'de mesela Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir'in de ben Europe Cup'ta final oynayacağını öngörüyorum. Evet mesela. Yani hakikaten çok o anlamda baktığın noktada da yani Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu şu an birinci Euroleague ve en büyük favori Anadolu Efes. Normal sezondan bahsediyorsak eğer, yani normal sezonda domine eden dolu dizginde gidiyordu. Dolu dizgin gidiyor. Bu da hakikaten tabii bu kadar insanın sağlığı tehdit altındayken o bu başka konu, bir şey. Yani o hani evet başka bir şey ama hani bir yandan da bu işin bu tarafından baktığın zaman büyük talihsizlik. Ben Türk yani. Telekom'un da FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four'una çok büyük aday olduğunu düşünüyordum. Yani açıkçası oraya da biraz kanalize olmuşlardı Kenny Kalcı hamlesiyle. Yani Avrupa'da bu sezon Anadolu Efes Final Four, hatta final, belki şampiyonluk. Pınar Karşıyaka Bahçeşehir final, Pınar Karşıyaka büyük oranda şampiyonluğu alabilirdi Europe Cup'ta. İki tane etti kupa. Evet. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four görebilecek bir Türk Telekom olduğuna inanıyorum olabilirdi, ben. Olabilirdi. Yani Fenerbahçe, Beko ne olursa olsun playoff'tan 7 falan yapsa Final Four'u zorlayacaktır yine. Olsa, devam etseydi. Ya umuyoruz, bu arada süresiz durduruldu organizasyonlar. Hani beklenenden çok daha kısa bir sürede bu kriz çözülür ise eğer. Olimpiyakos falan oyuncularını serbest bırakmış. Evet. Yani işin o kısmı geri dönüş olmayacak gibi. Gibi duruyor. Tabii Salı günü de Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, yani futbolda Avrupa Şampiyonası, yerel liglere belki bir ortak prosedür, tüm bunların hepsi de Salı günü belli olacak. Yani hem Avrupa Futbol Şampiyonası hem olimpiyatlar, biliyorsun Salon Olimpiyatları 2021'e ertelendi.
Bir de bu oyuncular ne zaman toparlayacak, tekrar ritim bulacak falan filan derken. Yani kısacası Anadolu Efes için de rüya gibi geçen bir Euroleague sezonu tamamlanamamış oldu. Evet, yani işin o tarafına baktığım noktada hakikaten normal sezonu domine ettiğim bir anda böyle bir talihsiz ve şanssız bir dönem, çok korkutucu bir dönem ve her şeyin iptali hakikaten herkesi düşündürüyor her anlamda. Ya bu maçta hani Türk Telekom da bu arada 7-8-9-10 yani ligin 7. 8. 9. 10. sırası Rütte Ekstra Bursaspor, Türk Telekom, Beşiktaş, Teksüt, Bandırma hani playoff çıtası çok kritik bir noktada. Bu maç Türk Telekom için önemliydi. Tabii. Ne olursa olsun Anadolu Efes'e karşı çıkıyor olmak kendi sahanda olsa bile evet favori değilsin. Ama Türk Telekom bu kadar kırılıp maçın içerisindeki yoğunluğunu kolay kaybeden bir takım değil. Özellikle son 2 ayda son 4 maçın 3'ünü kazandı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı eledi. Bu özel şartlarda oynanmış bir maç Türk Telekom açısından. O çok belli oldu. Evet ama aynı şeyi Anadolu Efes'teki görüntüyü, şimdi maçı izlediğin zaman, ben maçın hepsini izledim canlı verdiğimiz noktada. Aynı ruh halini Anadolu Efes'te de gördüm. Yani Pınar Karşıyaka'nın durumdan olabildiği kadar minimumda etkilenip o an için rafa kaldırıp işini yapma kısmını Anadolu Efes'te de gördüm. Yani çok ciddi, başından sonuna kadar maçı domine edecek şekilde 5 oyuncusu çift hanelere ulaştı. Vasilya Miçic, Buğra'nın 14 asist beraber yaptılar. Bu arada Yiğitcan, Mustafa Kurtulduğum, Ömercan İlyasoğlu, Türk oyuncuları 3'e 18 sayı attı. Mustafa'nın sayısı yok ama hani Türk genç oyuncuları da biraz görebildiğimiz bir maç oldu. Ufak ufak krizi fırsata çevirmek mi denir artık Ergin Ataman? Onları da değerlendirdi sahada. Rahat bir maç oldu Anadolu Efes için. Fenerbahçe-Beko Tofaş maçıyla devam edelim. Fenerbahçe-Beko da Tofaş'ı devirmeyi başardı. Ve ilk hücum Fenerbahçe'den. Fenerbahçe 5 yabancı oyuncusuyla başladı. Şimdi Rion Brown köşede, bu sefer DJ White. Aynı köşeye bir üçlük daha geliyor. Derek Williams bir üçlük atış denemesi daha ondan. Yine isabet gelmedi. Yan Veseli'ye kazandırmayı başardı topu. Derek Williams smaçla bitiriyor. Şimdi Derek Williams son 3 saniye, 2 saniye. Yan Veseli. Yan Veseli'den basket geliyor. Nikola Kalinic, Muhsin yardıma gelince dışa çıkmak istedi. Pas hatası geliyor. DJ White araya girdi. Şimdi Berk Uğurlu potaya gidiyor. Basketi atıyor Berk Uğurlu. İkinci top kaybı Nikola Kalinic'in. Şimdi biz 10 savunma var Tofaş'ta. Yan Veseli smaçla bitirdi. Dark flip. Şimdi Muhsin Yaşar asist yaptı. Muhsin smaçla bitiriyor. Mili şöyle bir topla potu altından dolaştı. Ve adeta Muaymin Mustafa'ya pas atmış oldu. Muaymin Mustafa da basketi atıyor. İyi pas. Ahmet Güverioğlu smaçla bitiriyor. Melih Mahmutoğlu o üçlükte isabeti buldu. Rion Brown, Yan Veseli savundu Rion Brown. Onun yanından gitti, basket faulü buldu Rion Brown. Nando De Colo basket faulü aldı. Muhsin Yaşar'ın faulü. Bir top kaybı. Ali Muhammed topu alıyor ve basketi atıyor. Bomboş durumda Rion Brown'u buldu. Rion Brown 3 sayılık atış kaçıyor. Berkan reboundu almaya çalıştı, olmadı. Nando De Colo'da kaldı top. 4. sayısı Derek Williams. Nando De Colo bekine cevap aldı, dışa çıkardı. Ali Muhammed tepede 2 sayılık atış isabeti buluyor. Ali Muhammed'in basketi fark yeniden 10'a çıktı. Muaymin Mustafa'dan top kaybı bu sefer. Kola Kalinic'e iyi bir pas. Nando De Colo'dan. Dolayısıyla DJ White, Berkan 2-4 numarasıyla sağda Tofaş. Bu arada süre dolarken Tarık Filip uzaklardan bireysel meziyetlerin ön plana çıktığı anlardan bir tanesi Tarık Filip için. Nando De Colo 3 sayılıkta karşılık verdi. Nando De Colo. Gelen kimya bir sürü değişikliği beraberinde getiriyor kırılmalarla beraber. Ege Narna basketi attı. Nando De Colo'dan güzel asist. Muhsin
Hüseyin Yaşar'ın sayısı Tofaş adına. Fark 12'ye indi. Şimdi Berkan Durmaz potaya gidiyor. Berkan Durmaz'ın sayısı harika, bir ikili oyun geldi. Şimdi Veseli'ye pas hatası geldi. Berk Uğurlu gidiyor. Berk Uğurlu basketi attı. Fark 4'e iniyor ve Fenerbahçe beko molası. Özellikle hücum sahasındaki zamanlama hataları çok önemli atış bu. Kalinic'ten üçlük geliyor. Çok kritik bir üçlük. Ali Muhammed, Yan Veseli, Nikola Kalinic, bir üçlük atış daha. Bu girmedi. Ve Fenerbahçe ve Kotofaş'ı 84-75 mağlup etmeyi başarıyor. Evet, Fenerbahçe Beko'da Tofaş'ı yendi 84-75. Yine benzer profilde, benzer mentalitede oynanan bir maç. Özellikle Tofaş tarafında bu hissedildi. Aynen. Zaten eksikler de vardı. Devin Williams ve Sami Meyya. Yani olabilecek en önemli iki eksik. Ama son 1-21 kala maçın bitmesine maç 4 sayı indi Berk'in turnikesiyle. Yani Tofaş ligin en fazla asist yapan takımı. 25 asist ortalama kolay bir rakam değil. Evet. Beraber oynamayı iyi beceren. Topu paylaşan, oyuna vizyon, akıl katan bir oyuncu grubu. Özellikle ön alanda Barış, Meyya, Tarık Filip, Berk. Çok akıllı bir oyuncu grubu var. Beraber de çok iyi oynuyorlar ama bu maç işte Demi Williams'ın olmaması, Semih Meyya yok. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kontrolünde gibi geçti. Fenerbahçe çok iyi oynamadı belki ama Nando De Colo, yani Fransız yıldız... Bu sezon Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden bir tanesi oyunu bitirmek. Yani bir oyun oynanıyor. Hmm. Hani futbolda da kullandığımız bir tabir var ya, bal yapmayan arı. Evet. Bazen bir oyun oynanıyor. O ona veriyor, ona veriyor. İçeri çıkıyor, dışarı çıkıyor. Bir daha içeri geliyor top. Bekliyorsun ki biri bitirsin diye. Yani birisi artık o topu çemberin içinden atsın diye bekliyorsun. Çünkü pozisyon da geliyor. Derek Williams'a geliyor, Veseli'ye geliyor. Birilerine geliyor ama... Bitirici konumdaki oyuncuyu çok kolay üretemiyor. Çok kolay bulamadı bu sezon Fenerbahçe bitiriciyi. Ama bu maçta Nando De Colo bitirmesi gereken bütün pozisyonları çok hassasiyetle, çok uzmanca bitirdi. Sezon içerisinde Nando De Colo'nun özellikle kritik anlarda sorumluluk almaması en çok eleştirilen noktası. Yani birçok maç hatırlıyorum ben. Son 1 dakikada, 2 dakikada Fenerbahçe Beko'nun kilitlendiği, ama kelimenin tam anlamıyla kilitlendi ve De Colo'nun bir türlü o yırtıcı inisiyatifi almadı. Yani bu da sezonun en büyük Fenerbahçe adına hayal kırıklığı oldu bence De Colo'yla alakalı. Yani hani ben ona şöyle katılırım. Ortada işleyen bir sistemin varsa, 34 dakika, 35 dakika işleyen bir sistem varsa Fenerbahçe'nin son 4 senenine baktığın zaman, o sistemin zaman zaman sekteye uğradığı noktada bireysel bir performans ararsın ve bulursun. Ama bu sezon işleyen bir sistem sürekliliği Fenerbahçe'de, Beko'da olmadığı için bu her türlü yıldız adayını maç sonu performansını etkiler. Çünkü sen ortada bir düzen yok veyahut da var ama süreklilik yok diyelim. Hani tabii ki bir düzen var Fenerbahçe Beko'da ama süreklilik yok bu sezon. O bitirici konumdaki oyuncuyu da bulamıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Daha fazla bireysel yeteneğe, daha fazla oyunu açacak meziyete ihtiyacın oluyor. Sen bunu sürekli istediğin noktada bu sefer beklentin artıyor ama bulduğun şey az. Yani De Colo ile ilgili böyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani geçen sezonki Fenerbahçe Beko'ya veya Bogdanovic'in oynadığı ve Bogdanovic'li sezona gelseydi De Colo farklı bir görüntü olurdu diye düşünüyorum. Yani bu sezonki takım kimyasından etkilendi diye düşünüyorum De Colo. Ama genel bazı olarak maçlarda da bir üzerinde ne der, uykudan yeni uyanmış gibi oynadığı maçlar var De Colo'nun. Yani şunu demek istiyorum. Son 2 dakika Fenerbahçe Beko'nun son 1,5 dakikada kaybettiği en az 4-5 maç var. Bu maçta öyle. Beşiktaş maçı 16-2 son 3 dakika skoru. Bu maç 13 sayıydı. Gökhan'la aynı şeyi konuştuk maçı anlatırken. Son 1,5 dakika kala 4 sayıya indi. Yine bir kriz oldu yani. Yani o krizlerde De Colo'nun alıp topu, herkesi 4 dışarıda oynayıp alan yaratıp kendisine. Ya Namoski öyle yapardı, hatırlasana. Yani ya Bogdanovic. De Colo çok öyle bir oyuncu mu sence? Yani. Ama o yetenek var. Yani bu adam topu çemberin içinden geçirme konusunda dünyanın en özel basketbolcularından birisi. Ben Fenerbahçe'nin o kriz anı, en azından çizgiye gidersin ya Tufan. Şimdi sen oyun parkeden gelen birisisin. De Colo'nun penetresi, yani isolation oynadığı zaman takım kaç kişi durdurabilir Allah aşkına? Yani ben birçok maçta Fenerbahçe Beko'nun son bölümde De Colo'nun alması gereken inisiyatifi almadığını gördüm. Çünkü De Colo dışında dengesiz. Şimdi o inisiyatifi Sulukas alabilir. Evet. Başka oyuncular da alabilir. Bobby Dixon, işte Ali Muhammed alabilir. Ama De Colo kadar emniyetli değil bence onların aldığı sorumlu. Bak, Bobby Dixon Beşiktaş maçında aldığı inisiyatifi
maçı kazandırdı. Mesela De Colo bunu yapmıyor. Yapamadı. Yani maç genelinde çok dominasyon kurdu maçlar var. İşte Baskonya maçı gibi, bu maç gibi ama kritik anlarda ya şu topu bana verin deyip savunmayı hataya yani zorlayan, evet, kadar, birebir üreten, sorumluluk alması gerektiği anlarda almadığını gözlemledim. Yani o kadar maç sonunda belirginleşmedi belki. Onun yeteneğiyle doğru orantılı bir belirginleşmedi belki De Colo ama bu sezonki Fenerbahçe-Beko kimyasının olumsuz etkilendiğini düşünüyorum. Bogdanovic yani, alıyordu mesela. Genel olarak. Ve De Colo'nun da aynı zamanda çok iyi bir birebirci olduğunu düşünmüyorum ben. Yani düzenin içerisinde basketbolu çok iyi bildiğini, vizyonuyla kendi yeteneğini birleştirdiği anları çok olduğunu ama iyi bir birebirci mi? Ağır mı kalıyor diyorsun biraz? Yani bir kere çok tek taraflı, çok sağ el üzerinden. Yani sol eline hani sağ eli %90 iken sol el %10. Yani evet, birebir özellikleri tabii ki var ama öyle ver topu, isolation yap ve De Colo sana 20 atsın diyebileceğimiz bir oyuncu mu? Artık Avrupa'da kimse öyle değil. Ya Shane Larkin dışında ben öyle oyuncu yani şu anda... Kritik anlarda diyorum ya. Yani ya tamam azından... anlıyorum, katılıyorum ya, sana. Top kullan belli... en azından. Kaçır. Evet. Kaçır ama kullan. Yani Fenerbahçe'nin o son bir buçuk dakikalarda seri yediği maçlarda hücumda ne yapacağını, kime sorumluluk alacağını bilemediği çok maç oldu. Evet. Yani Fenerbahçe-Beko'daki genel görüntü zaten çok olumsuz Müjdat bu sezon. Yani şimdi bu sezon için Beşiktaş maçının son 3 dakikasına baktığımız noktada da... Orada da... Yani takım içerisinde bir takım... nasıl söyleyeyim, içten içe sürtüşmeleri sezebiliyorsun. Nasıl yani iyi takım görüntüsü, çok iyi takım görüntüsü vermediği birçok an sezebiliyorsun, görüntüleyebiliyorsun Fenerbahçe-Beko'da. Yani bence Nando De Colo biraz da bunun kurbanı oldu bu sene. Yani hani Ali Muhammed'in Beşiktaş maçında aldığı sorumlu doğaçlama. Abi Ali Muhammed onu hep alıyor ama yani işte Ali mesela, Muhammed şimdi o yani karakter olarak baktığın biraz, zaman o biraz ayrıştırmak da lazım. Ben onları biraz De Colo'dan bekledim yani bu sezon bazı anlarda. Yani ama tabii Fenerbahçe için senin de dediğin gibi aslında yani bir sürü problem oraya var. Oraya kadar evet, birçok problem var konuşulabilecek. Peki Gigi Datome'nin bir önemli kamu spotu diyelim var. Onu bir ekranlara getirelim. Çok önemli. Arkadaşlar, Türk dostlarım. Son günlerde sadece İtalyanca paylaşım yaptığım için özür dilerim. Ama ülkemin içinde olduğu acil durumu biliyorsunuz. Şimdi başlayayım yine bir acil durumla ilgili. Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapabileceğiniz tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyoruz. Lütfen elinizden geldiğince evde kalın. Ellerinizi yakayan ve kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin bugünlerde İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum. Gigi Datome o farklı profilini... Ne kadar da güzel Türkçe evet, ya. Evet. Yani farklı bir adam ya Datome. Türkiye'nin kültürünü... Ya bunu birçok oyuncu, birçok sanatçı, spor camiasından evet, birçok insan yaptı ama Datome yaptığı zaman hakikaten böyle bir... farklı bir duyguyu da hissediyorsun. Evet. Yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama Türkiye'nin, İstanbul'un kültürünü çok derinden hissederek yaşadı Datome. Yani sıradan bir burada yaşayan yabancı oyuncu gibi davranmadı. Abi Datome'nin entelektüel seviyesi evet, çok başka bir noktada. Yani, yani şehri yaşadı. Yani senin benim bilmediğimiz yerleri biliyordur İstanbul'da. Tabii tabii. Hem o var hem de gerçekten bir basketbolcu, yabancı bir basketbolcu gibi değil de böyle burada... Aileden biri gibi değil hani, mi? Sıradan... Aynen, expat gibiydi burada. Yani böyle gerçekten de sporcu kimliğinin yanında çok gezgin gibiydi yani burada. Evet. Sanki buranın kültürünü öğrenmeye tabii, yani, gönüllü gelmiş gibiydi. Bu arada İtalya'daki durumu da ondan daha iyi bilen şu an çok az insan tabii vardır. Tabii çağrısı... Durumun da ciddiyetiyle alakalı. Bunu da bence çok dikkate almak lazım yani. Belki havalar güzel ama dışarı çıkmayın diyor adam evet, daha ne desin ya. Aynen. Peki, Meksa Yatırım Afyon Belediye Darüşşafaka Tekfen maçıyla devam edelim sevgili seyirciler. İnege Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta mücadelesi. Meksa Yatırım Afyon Belediye Spor Darüşşafaka Tekfen'i ağırlıyor. Hava atışı geldi. İlk ucum ev sahibinin Corey Davis. Zana'yı buldu. Birebir Zana Hamilton'la dışarıya çıkarttı. Davis üçlüyü gönderdi isabetli. Rebound mücadelesinde dokunan isim Erdi oldu. İlk sayılar... Boşluğu kullandı dışarıya. Doğrudan çembere hareketlendi ve atışında isabeti buluyor Doğuş. Berk, Brown,
4 saniye kala atışını kullandı. Brown üçlüğü buldu. Gary Brown doğuş karşılıyor Davis'i. Davis şimdi pas hatasını yaptı. Hızlı hücum şansı Darüşşafaka Tekfen için. İlk pozisyon kaçtı ama Berk yaptı takibi. Hızlı hücum şansı. Konuk ekip adına iki kişi pas arasını yaptı ama şans anı Berk Demir. Aldridge birebir 4 saniye 3 saniye Ulaş'ı buldu. Ulaş çemberi hareketlenirken Talip Zana ya Talip Zana. Smaç'ı vurdu potaya. Gregor Hrovat. Erdi üçlüğü gönderdi isabetli Erdi Gülaslan. Sinan. Sinan Güler çembere gitti. Ters turnike basket faul. Crawford. Sinan Güler karşısında şık sıyrıldı. Zana indirdi. Zana blok geldi. Jones'tan Zana'ya sert bir blok. Hızlı ucum bir de hızlı ucum sayısı Jaron Lamb'den. Hrovat şimdi blok geldi ona da. Mahir çok güçlü bir şekilde geldi. Bloğu yaptı orada. İşte pozisyon tekrarı bu. Gregor Hrovat. Erdi. Erdi'ye faul geldi. Basket faul geçerli. Erdi Gülaslan. Crawford. İkili sıkıştırmadan çıktı Jordan Crawford. Talip Zana. Crawford şimdi önü açılınca üçlüyü gönderdi. İsabetli Jordan Crawford. Vermedi ona. Şimdi kendi oynarken faul geldi. Yine Berke Sinan aldı. Atışını kullandı. El üstü isabetli Sinan Güler. Corey Davis. Ulaş. Çizgiye yaklaştı atışı isabetli. Zana. Önce rebound sonra basket geldi. Bir ucum reboundu daha Zana'dan. Corey Davis şimdi Zana'ya. Zana indirdi. Erdi Gülaslan pozisyonu tamamlıyor. 10.7 sayı. 4.7 rebound. 1 asist ortalaması var bu sezon. 5 saniye. Top kaybı geldi. Erkan Veyseloğlu. Jones. Hrovat en dışarı. Corey Davis Erdi'ye erdi. Son anda üçlük isabetiyle pozisyonu bitiriyor. Jordan Crawford şimdi hareketlendi. Crawford son anda topu tutmayı başardı. Atışı isabetli Zana tamamladı. Crawford Erdi'yi buldu. Erdi Gülaslan. Erdi Davis'e. Davis üçlüğü gönderdi isabetli. 64-63 ile öne geçiyor. Max Yatırım Afyon Belediyespor. Sinan Güler. Corey Davis karşısına aldı. Sinan. Top hala kendisinde. Zor bir atış Sinan Güler. Corey Davis üzerinden. Corey Davis. Davis. Crawford'a Crawford. Jordan Crawford. Crawford'u buldu. Jordan Crawford çok süratlendi bir anda. Crawford şimdi dışarıya ekstra Corey Davis. Bir üçlük daha gönderdi isabetli. Corey Davis. 1 dakika 33 saniye 78-75. Max Yatırım Afyon Belediyespor üstünlüğü 3 sayılık atış isabetli. Sinan perde çıkışı. Sinan çembere gitmeyi başardı Sinan Güler. İmza ucumlarından biri Sinan'ın. Hrovat kalabalıktan çıktı. Crawford'u buldu. Crawford ekstrayı gönderdi. Aldridge 3 sayılık isabet. Peyton Aldridge. İkinci şans. Darüşşafaka Tekfen adına. Bu kez Brown. Gary Brown. Davis'le Brown geri çekildi atışını. Kullandı isabetli. Gary Brown. İlk atışında isabeti buldu. Max Yatırım Afyon Belediyespor'a. Sinan Güler hata yaptı. Top sekti. Uzun atış. İsabetli değil. Ve 83-81 ile kazanmayı başarıyor Darüşşafaka Tekfen. Evet, heyecanlı bir maç. Tipik bir Afyon maçı. Yine düşük skorlu. Yani düşük skor derken fark olarak. Yakın. Yakın biten bir maç. Kazanan Darüşşafaka Tekfen. İki topla maç kaybettiği 10. maç Afyon'un. İki top. 6 sayı ve içerisinde maç kaybettiği 10. maç. Maçı baştan sona izledim. Yani koronavirüsünden etkilenmeyen yegane ligdeki tek maç olabilir. Kalite olarak, basketbol kalitesi olarak. Hakikaten izlerken büyük keyif aldım. Hani belki de şu 1,5 saatte şu maç boyunca
hani günümüzde yaşadığımız her şeyi unuttum diyebilirim. O kadar keyifli bir maçtı. Yani basketbol kalitesi, top paylaşımı, sahadaki dayanıklılık, kitap gibi oynadı dersin ya, bu hücumu kitap gibi oynadılar. Afyon'un maçın sonunda 4-5 hücumu kitap gibi oynadı. Yani eksiltiyorlar, pası yapıyorlar, ekstra pasla köşeden bir Peyton Harris atıyor, bir Corey Davis atıyor, bir Drew Crawford geliyor. Crawford geliyor. Jordan Crawford geliyor. Tek başına bir şey sunuyor ortaya falan. Bir yandan da Darüşşafaka tarafında oyunun ikinci devresi 17-18 dakika Sinan Güler, maestro, orkestra şefi. Yani o kadar akıllı yönetti ki takımını. Sadece bir top kaybı. Oyunun en ihtiyaç duyulan noktada hem oyun bilgisine hem takım yönetimine ihtiyaç duyulan noktada Sinan yine tecrübesini konuşturdu. Belki Gary Brown maç topu aldı. Yani maç topu sorumluluğunu Gary Brown aldı. Sokamasa Afyon kazanıyordu bu arada. Corey Davis, Gary Brown eşleşmesi. Isolation. Gary Brown'un çok çok zor geri kaçılarak bir şutuyla kazanıyor Darüşşafaka Tekfen maçı ama hakikaten yine diyoruz yani Afyon'un kaybettiği bu kaçıncı maç. Onlar adına üzülüyoruz diyoruz ya. Yani maçtan bağımsız Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ederiz. Sonunda kazanmayı başardılar. Ama ben Afyon adına hakikaten üzüldüm çünkü o kadar kaliteli ve o kadar iyi bir basketbol oynuyorlar ki şimdi bölüm bölüm de izliyorum. Erdi bu arada çok önemli karakter koyuyor. Burak Eşlik oyunun iyi bölümüne çok güzel karakter koydu. Hrovat oyun bilgisi üst düzey. Yani maçın kalitesi oturur bir daha izlerim maçı sana öyle söyleyeyim Müjdat. Ya, o hakikaten o kadar iyi maç oldu. Çok kaliteli maç oldu. Evet. Darüşşafaka Tekfen adına bu arada hani 3'te 0'lar. Böyle Afyon deplasmanına da öyle gidiyorlar. Evet. Yani 3'te 0 seyircili bir Afyon deplasmanına gitmek istemezsin normal şartlarda ama günümüz koşulları maç seyircisiz. Darüşşafaka Tekfen son anda biraz da şansının yardımıyla kazanıyor. Eğer bu maçı da kaybetseydi playoff biletini çoktan cebimize koyduk havası bir anda korkulu haftalara bürünebilirdi Daçka için ama çok çok kritik, çok önemli galibiyet Daçka için. Peki, o zaman kısa bir ara rica edelim izleyicilerimizden. Rebound devam edecek. Sevgili seyirciler, Rebound devam ediyor. Tufan Ersöz'le birlikte haftanın maçlarını değerlendiriyoruz. Gaziantep basketbol tek süt bandırma maçıyla devam edelim. Benzer bir durum oldu. Hava atışı geldi. Karşılaşma başlıyor. İlk hücum tek süt bandırmadan 23. haftanın açılışında. Cemal'ı tekrar. Dışarıda bomboş kalıyor Can Uğur'un. Kaptanın 3 sayılık atışı isabetli. Cem Ulusoy güzel bir pas Orhan'a. Acıyeva turnikeyi bıraktı. Basket faul Orhan'dan. Bu sezon ligde triple double yok. Geçen sezonda yalnızca Burhan Tuncer'den gelmişti. Rıdvan'dan bir de üçlük bu arada. Can şimdi içeride Buva'yı gördü. Kısa devrilme sonrasında Erol Cançinko. Tekrar Cem Ulusoy'a geldi top. Cem... Dışarıda Orhan Acıyeva, onun 3 sayılık atışı. Hücumda top herkesin eline değdi Gaziantep basketbolda. Buva dışarıya döndü. Cem'den Can Uğur Öğüt'e, onun 3 sayılık atışı. Can Uğur Öğüt'ten de ikinci üçlük geldi. Orhan Acıyeva'dan 2, Can Uğur Öğüt'ten 2 üçlük. Rıdvan. Boş kaldı bir an için. Rıdvan Öncel'den de üçlük geliyor tekrar. Vasilyauskas. Perrin Buford. Buford el üzerinden atışı buldu. Perrin Buford. Furkan Altalı. Yelovats'tan alıyor topu. Stefan Yelovats da çok çaba göstermedi. Sonrasında hızlı hücumu Şehmus Azer bitiriyor tek süt bandırmada. O bıraktı Can'a. Erol Cançinko. 3 sayılık atış. Erol Cançinko ilk çeyrekten sonra ilk üçlük isabeti geliyor. Gaziantep basketbolun Erol Can'la. Erol Can. Alan savunması sürüyor. Alan savunmasına üçlü uzaklardan gönderdi. Şaras Vasilyauskas. Alperen pası Furkan Altalı'ya. Güzel noktada Furkan Altalı da bitirdi pozisyonu. Alanı açtı kendisine. Atışı kaçtı. Reboundu da alamadı. Atakan Erdek. Şehmus Azer. Şehmus Azer. Rahat gitti çembere. Rıdvan Öncel topu aldı. Çok tempolu geldi. Rıdvan Öncel'e Yelovats'ın bloğu var. Stefan Yelovats bloğu yaptı. Dışarıya Atakan'a. Onun 3 sayılık atışı isabetli değil. Furkan Haltalı hücum reboundunu çekti. Alperen Şengün savunma bir an içinde almışken. Rıdvan. Rıdvan Öncel. Turnikeyi bıraktı Rıdvan Öncel.
Fark 5'e iniyor. Can Uğur Öğüt. 3 saniye kaldı. Can Uğur Öğüt içeride. İvan Buva'ya nefis bir asist yapıyor Can Uğur Öğüt. Cem Ulusoy kurtardı topu. 3 sayılık atış. Ayağı çizgide ikilik işaret ediliyor ama isabeti buldu Cem Ulusoy. Erkan Yılmaz aldı topu. Alperen'in perdesini kullanıyor. Erkan Yılmaz Buva'yla kaldı. Erkan bir şekilde bakıyor çembere. İsabet de geldi Erkan Yılmaz'dan. Kaptandan Erol Can'a. İlkan'da fake'li önünü açtı, ardından üçlüğü gönderiyor Erol Can Çinko. Evet, Markovic kullanın demiş olacak ki Buva'yı perdeye çağırdı Cem. Batuhan 3 sayılık atışı, Batuhan Dikmen isabeti bulamıyor. Erkan Yılmaz karşılaşmayı bitiriyor. Oyuncular maç öncesinde el sıkışmadı ama maç sonunda sıkışıyorlar. Evet, yerli oyuncularıyla yani Türk oyuncularla yola devam ediyor Tek Süt Bandırma. Dolayısıyla kadro rotasyonları çok derin değil. Gaziantep basketbolda maçı 73-63 kazandı. Evet, Tek Süt Bandırma playoff sınırının içinde. Evet. Ama bu kadroyla yani çocukların isimlerini, genç oyuncuların isimlerini her programda söylüyoruz. Özveriyle oynamaya devam ediyorlar. Onlar için de bir fırsat. Evet. Onlar için de bir fırsat. Süre yani. Buluyorlar bol bol. Evet. Beklenen şeyler ne o? Sponsorluk anlaşmaları yapılamadığı için böyle bir politika izlendi. Bundan daha önce bahsetmiştik. Tek Süt Bandırma'nın şu anki kadrosuyla alakalı. Yabancı oyuncularla veda edildi. Şemuz, Rıdvan, Alperen, Furkan hepsi şu ana kadar iyi iş çıkardılar. Ama Gaziantep Basketbol bu maçta asist rekoru kırdı. Yani 33 asist. İsmail Cem Ulusoy ve Can Uğur Öğüt 21 asist yaptılar beraber. Hakikaten bir de öyle bir ilk çeyrek var ki 26-13'lük bir ilk çeyrek var. Çok hızlı girdiler oyuna. Hep geriden gelen taraf Tek Süt Bandırma'ydı. Yani yine Şemuz olsun, Rıdvan olsun oyunun temposunu belli bölümlerde yukarı çekmeyi ve kolay basketler bulmayı da başardılar ama hani böyle bir çeyrek açılışından sonra bir de bu kadar iyi topu paylaşan İvan Buva'yı çok iyi kullandılar boy alanın içerisinde. Aynı şekilde yani kısa yönetimi çok iyiydi. İsmail Cem Ulusoy ve Erol şeyin Can Uğur Öğüt. İki oyuncu hakikaten oyunu çok çok üst düzey idare ettiler. Çok açık alan da yakaladılar. Yani Erol Can'ın bulduğu böyle iki tane, üç tane fast break sonu üçlük de var. Geri koşma problemi yaşadığı anlar da oldu Tek Süt Bandırma'nın. Ya Tek Süt Bandırma sezonu böyle bitirecek. Eğer olası bir playoff'ta herhalde tarihin, yani basketbol tarihinin en ilginç hikayelerinden bir tanesine imza atmış olurlar. Yani olası bir playoff, playoff yaparlarsa eğer çok ilginç ve çok değişik bir başarı olur Hakan Demir için. Yani ben çok ihtimal vermiyorum ama savaşmaya devam ediyorlar. Peki Fruta Ekstra Bursa Spor Beşiktaş Sonpost Sigorta maçıyla devam edelim. Fruta Ekstra Bursa Spor Beşiktaş Sonpost Sigorta'yı yenmeyi başardı. Evet, ilk üçüm şansı Fruta Ekstra Bursa Spor. Chris Jones maç başına 6.95 asist ortalamasıyla oynuyor bu sezon ligimizde Birkan. Birkan atışında da isabet var. 3 sayılık basket Birkan Batuk'tan. Geçtiğimiz yıllardan çok çok daha iyi gözüküyor Oğuz Sağda. Can Maxi Mutaf 2 saniye kala atışında isabeti buldu. Can'ın... Bursaspor'un lideri, merkezi ama iyi başlamadı bugün. Güzel bir pas ve Oğuz Savaş'ın basketi geldi. Robinson. Robinson ters turnu kere bitirmek istedi ve başardı. İşte isabet yok. Özlücün şansı. Beşiktaş Sonpo Sigorta nefis bir hareket. Turnike basket. Ömer Utkual. Ender Aslan şimdi harekete geçti. Turnike şansı. Basketbol. Ender Aslan'dan. 10 yıl öncesine götürdü bize Ender. Dikkat de var, kaçırdı. Bir anda vites arttırdı Koçer. İyi de bir pas ve o pasa asist değeri kazandırdı Nemanja Jurišić. Rebound'larda daha da üstün olabilir aslında Bursa Spor. Ender Aslan bomboş atıyor. Ender kaçırmıyor. Tutmakta zorlandı, isabeti bulmakta zorlanmadı. Ender hızla geçti rakip alanına topla. Ardından çok iyi kovruldu. Çembere doğru basketi buldu Robinson. Az önce oyuna dahil oldu Can Göndür. Jurišić 2 saniye. 1 saniye Jurišić. Son saniye basketi Nemanja Jurišić'ten. Jurišić Oğuz bıraktı. Koçer'a. Dodrick Koçer. Perdeyi kullandı. Koçer ne yapacak? Ters tarafa gönderdi. Birkan Batuk. 3 sayılık basket Birkan'dan.
Bak tekrar on sayıyı buluyor bu üçlüde. Yani Porto Rico'lu skorer deyince aklımıza hep Apodaca geliyor eski Beşiktaş'ta. O da aynı profilde bir oyuncuydu. Bu arada Chris Jones nihayet ayarı yaptı. Tekrar dışarı çıkarılan top derken Gocic sonunda bir atış geldi ve isabet de geldi. Beşiktaş bunu yaz müthiş de şut atıyor. İlkan Batuk'tan Oğuz Savaş dönerek Banyalı atışında isabeti buluyor Oğuz. Bu sefer diğer pota dibinde bitirdi. Ama şansı Olaseni hemen cevap verdi. Furuk Tekstra Bursaspor. İlkan Batuk gözü çemberde. Bir kan kaçırmadı. 3 sayılık basket. Savunma toparlanmadan şut şansı, atışta isabet var. Robinson'ın basketi, Burak Bıyıktay'ın molası. Can Clavel bir panik orada bıraktı, basket faulü aldı. Can Clavel. Furuk Tekstra Bursa Spor öne geçmek için geliyor. Chris Jones. Chris Jones, Jones'un atışı isabetli ve Furuk Tekstra Bursa Spor öne geçti. Burak, Gocher şutunu bir şekilde aldı. 3 saniye. Dışarı çıkarılan top. Bomboş atıyor Can Göndür. İsabeti buluyor. Başarılı oldu atışıyla. Oğuz Savaş yardımda geldi savunmaya pozisyona. Top kaybı. Chris Jones duruyor. Çembere bakıyor. 3 sayılık basketi buluyor. Robinson havaya giriyor. Girdikçe de atıyor. Golle sürükledi. 22 sayı ulaştı Chris Jones. Boşu buldu Ömer. Cevabı veriyor. 3 sayılık basketle. Spor savunmasında yine adam değişirken rotasyonda sorun yaşanıyor. Clavel basketi buluyor. Ömer içeriye indirdi. Blok geldi. Blok geliyor Can'a. Clavel çemberden seken. Barry Jones. Yok. Jones bitiriyor. Barry Jones. Jurišić. Top kayıpları çok fazla yine. Devam ediyor ardından basketi buluyor. Furuk Tekstra Bursa Spor 98, Beşiktaş Son Post Sigorta 87, maçın skoru. Furuk Tekstra Bursa Spor için sezon gerçekten yüksek perdeden devam ediyor. Evet, yani Beşiktaş Son Post Sigorta adına da bu maçta da İsmet yok, Samet yok. Yani bir varlar bir yoklar, eksik kadroyla 8 maçın 6'sını kazanmıştı Burak Bıyıktay. Fenerbahçe elinden kaçırdı. 9 maçın 7'si oluyordu. Şimdi 10 maçın 6'sını kazanmış oldu. Bu maçta ilk devre 49 sayı attılar. Furuk Tekstra Bursa Spor savunması, yani çok net eminim ki Serkan Erdoğan devre arasında bir savunma fırçası atmıştır diye düşünüyorum. Hı-hı. Çok rahat, yani İsmet ve Samet'in de olmadığı ortamda Ömer Utkal çok iyi idare etti. Burak Can Yıldız'la Oğuz'u iyi kullandılar. Gocher, yani fiziksel olarak çok kuvvetli bir oyuncu. O kadar eksiğe rağmen İşleri götürmeyi becerebiliyor ama maçın sonunda çok iyi oynadı. Yani Chris Jones liderliğinde zaten acayip bir maç oynadı. Chris Jones oyunun totalinde de 17'de 12 saha içi isabeti, 8 asist, 29 sayı. Haftanın oyuncusu Chris Jones. Çok acayip maç olmadı ki aynı zamanda Can Clavel de öyle. Porto Rico oyuncusu. İkisi 50 sayıya yakın attılar yani. Chris Jones, Can Clavel ikisi. Oyunun ikinci devresi çok daha iyi savunma yaptı Bursa. Soyunma odasından daha hazır geldiler. Çok önemli bir maçtı onlar adına. Yani Beşiktaş'ı bu kadar eksik. Üst üste maçlar oynuyor şimdi. Beşiktaş FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iki maç üst üste Türk Telekom'la oynadı. Ki Türk Telekom maçının ikinci yarısında hem İsmet hem Samet tekrardan sakatlandı. Yani zaten sağlıklı değillerdi. Geri dönmeye çalışıyorlar. Oynamak istediler. O maçın ikincisi de sürekli şimdi 7 günde 3 tane maç. 5 kişi kaldılar şu anda. Yani diğer genç oyuncularla beraber Can Kaan Turgut giriyor, oynamaya çalışıyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama 5-6 kişi olabilir. Yani yine iyi mücadele ettiler. Yine beklenmedik şekilde efor koyuyorlar sahaya. Aynı zamanda Sabo giriyor. Yani Sabahattir Göndür giriyor. Guard backup olarak, guard yedi olarak. Bir şekilde sahada kalmaya çalışıyorlar ama Furuk Tekstra Bursa Spor oyunun ikinci bölümü çok iyi basketbol oynadı. Yani hem dışarıdan iyi attılar, hem Ender işin içine yine her zaman olduğu gibi tecrübesini ve oyun bilgisini kattı. Değerli bir galibiyet. Şu anda Furuk Tekstra Bursa Spor ciddi anlamda yani liglere ara verilmez de devam edersek ne olacağı şu an belirsiz. Playoff hedefi onlar için hiç uzak değil. O duruma geldiler yani. Kesinlikle. Gerçekten sezonun peri masalı devam ediyor. Ediyor. Yani tarihinde ilk defa Süper Lig'de oynayan bir takım için 10 yeni oyuncuyla, 9 yeni oyuncuyla yepyeni bir staff. Aç bir başkan, Nedim, Tutku, Serkan,
Önemli bir genç staff grubu kenarda. Şu ana kadar çok iyi iş yaptılar. Peki Bahçeşehir Koleji OGM Orman Spor maçına gidelim. Uzatmaya giden bir mücadeleydi. Bir NBA maçı havasındaydı skor olarak da. Kazanan OGM Orman Spor oldu. Hava atışı ve ilk hücum Luka Babic ile OGM Orman Spor'dan. Chris Warren, Higgins ile müthiş bir organizasyon. Jamal Higgins smacı vurdu. Trey Golden perdeyi aldı, üçlüyü gönderdi. Trey Golden. Dwight Hardy'den Cameron Clark'a indi top. Blok geliyor Jamal Higgins. Kadir Bayram. Pas hatası Kadir Bayram'dan. Cameron Clark Trey Golden'ı bekledi. Bir kez daha Cameron Clark geri aldı topu. Cameron Clark. Boyalı bölgede üretmeye devam ediyor. Bir top kaybı daha geldi OGM Orman Spor'dan. Cemal Jones Cameron Clark'ı buldu. Cameron Clark. Chris Warren. Üçlüyü gönderdi. Chris Warren. Caner Ercan. Cevher Özer. Smaçla bitirdi pozisyonu. Cevher Özer alır almaz çembere yöneldi. Cevher Özer. Çok klas bitirdi ve 28-28 ilk çeyrek sonucu ortaya çıktı bu son saniye basketiyle. Dwight Hardy. Trey Golden'la çarpıştılar. Enteresan bir pozisyon. Trey Golden 3 sayılık isabet. Hücum süresi sona ererken. Geçiş oyununda Dwight Hardy'yi buldu. 3 sayılık katı çemberin içinden çıktı Hardy. Cevher Özer rebound'ı bırakmadı. Ardından da Chris Warren. Warren'dan alley-oop pası. Jamal Higgins. Can Altıntı bu kez. Can Altıntı'dan çok iyi pas. Jamal Jones isabeti buluyor. Chris Warren. İyi pas Luka Babic'e. Çift el smaç Luka Babic. İlk yarıyı bu smaçla bitiriyor OGM Orman Spor. Dwight Hardy. 3 sayılık basket. Dwight Hardy. 3 sayılık atış. Trey Golden. JJ Johnson. Gitti çembere. Blok geldi Jamal Higgins. Trey Golden'dan nefis bir pas. JJ Johnson smacı vurdu. Trey Golden, JJ Johnson. Müthiş bir organizasyon bu ikiliden. Jamal Jones. Bir anda uzandı ama Jamal Higgins. Jamal Jones'u blokladı. Ardından da Mert Alemdar turnikeyi bıraktı. Jamal Higgins. Basket ve faul Jamal Higgins. Can Altıntı'dan Cameron Clark orta mesafede isabeti buluyor. Warren gitti çembere. Chris Warren. Fark tekrar dörde indi. Trey Golden çok iyi çıktı. Ve ardından alley-oop'la Cameron Clark'ı buldu Trey Golden. Cevher Özer potaya çok yakın isabeti buldu. Az kalsın topu kaybediyordu. 4 saniye, 3 saniye. Chris Warren. 3 sayılık isabet Chris Warren'dan. 95-95. 4 saniye, 3 saniye. Cameron Clark kaçırdı. Kadir Bayram potaya gönderdi. Ve uzatma çeyreği bizleri bekliyor. Normal süre 95-95 beraberlikte sonuçlanıyor. Chris Warren. Yine vites yükseltti Chris Warren. Basket bir defa. Chris Warren. Köşeyi buldu. Luka Babic kullanmadı. Cevher'den ekstra pas. Kadir Bayram'ın üçlüğü başarılı. Şimdi Luka Babic. Chris Warren. Üç sayılık atış. Chris Warren. Şov yapıyor Chris Warren. 31 sayı. Dwight Hardy. 3 sayılık atış. Dwight Hardy. Trey Golden'ın yapamadığını
Dwight Hardy yapıyor son bölümde. Chris Warren zor bir atış ama başarılı. Chris Warren. Dwight Hardy. 3 sayılık isabet Dwight Hardy'den. Dorukhan Engin Deniz. Kaybetti topu Dorukhan Engin Deniz ama Cameron Clark da tutamadı. Luka Babic çift el smacı vurdu. OG Ormanspor için galibiyeti tescil etti adeta. Hadi Özdemir. 3 sayılık atışı kaçırıyor. OGM Ormanspor uzatma periyodu devamında Bahçeşehir Koleji'ni 111-105 mağlup ediyor. Evet, bir NBA maçı gibiydi. Chris Warren'la Trey Golden'ın düellosu. Ama evet, şunu söyleyeyim Tufan. Trey Golden normalde inanılmaz bir skor opsiyonu. Gerçekten çok cesurca her topu kullanan ve genelde de yüksek yüzdeyle bunu kaydeden bir isim. Son bölümde Chris Warren, Trey Golden'ın ayarlarını bozdu. Yani oyun içerisinde kritik anlarda maçı uzatmaya götüren üçlük dahil hemen hemen her şutu, Chris Warren'ın el yakan şutu isabetli olurken Trey Golden son 4 ya da 5 üçlük denemesini kaçırdı. Yani o düelloda öyle bir yerde vites yükseltti ki Chris Warren, Trey Golden'ı, yani bence ikili arasında ayrı bir maç oynandı ve Chris Warren kazandı. Evet. James Harden gibiydi, sağ ile James Harden gibiydi. Yani Trey Golden'ın da özellikle ligin ikinci devresi performansı hakikaten ilgi çekici. Bu arada Vance Pils maçında inanılmaz bir basketbol oynadılar. Yani abi, Trey Golden o maçta bir NBA yıldızı gibi oynadı. Evet, yani İstanbul'da iki sayı yendiğin maçı, orada maç bir ara 59-21 mi ne falandı. Yani böyle bir anda bir 30 sayı falan oldu. Maçın daha ilk devresi, ben bir yandan da maçı anlatıyordum akatlarda. Evet. Bilgisayardan takip ediyordum maçı da. Ne oluyor dedim, bir kere bu maç çok sürpriz. Yani şöyle sürpriz, Ormanspor'un eksilen kadrosu, yani Klov, Kanoviç, ayrılan oyuncular. Evet. Son haftalardaki durumu ortada, çok kötü Antep ve Türk Telekom maçları. Son iki hafta Ormanspor'un ikisi de 20 sayı üzeri mağlubiyetler. Hakikaten çok kötü durumdalardı. Bu maçta da 14 sayı geri düştü Ormanspor. Oradan Cemal Engin'in boyalı alan savunması çok ilgi çekici. Maçın özellikle ikinci Cevher bölümünde. Cevher Özer çok Cevher keza olgun oynadı ve kenardan gelen Caner Ercan. Evet. Yani o da çok sertlik koydu. Ben ama Cevher'in gerçekten bir guard gibi oyun yönlendirdiğini gördüm. Cemal Ergin'le birlikte çok büyük karakter koydular. Yani Warren skoru üreten başlıca unsurdu ama OG Ormanspor'da Cevher Özer'in takım kimyasını tutmasında böyle tuğlan arasındaki beton harcı gibi, evet, çok kritik rol Cevher'in oynadığını zaten gördüm. Zaten en büyük özelliği. Yani kariyerinde de hep takımın omurgası, en önemli Türk oyuncularından biri olmayı hep başardı. Evet. Burada da karakterini devam ettiriyor. Eksilen kadroya rağmen çok büyük sürpriz bu maç. Yani Bahçeşehir'in bu mağlubiyeti beni şaşırttı. Açıkçası Ormanspor'u tebrik etmek lazım. Yani azalan kadro, kimya, ne, her ne söylüyorsan söyle, mücadeleye devam ediyorlar. Bir reaksiyon verdiler. Ve Bahçeşehir Koleji tam kadroydu. Yani evet, evet. Trey Golden var, Jejuan Johnson var. Dwight Hardy Dwight var, Hardy Cameron, var. Clark Cameron var. Clark var. Sadece Matien yok. Onun dışında tam kadro. Yani ya, Matien önemli bir eksik ama karşı tarafta da, yani sonuçta Kikanoviç gideli haftalar oluyor. Yani evet, en önemli ucum silahı gideli haftalar oluyor. Cemal Ergin bu maçta Matien'in yokluğunda boyalı bölgenin patronu benim mesajını verdi. Evet, özellikle ama oyunun ikinci devresi. Yerli oyuncuları konuşalım. Dorukhan Engin Deniz'in de altını çizelim. Çok net bir şütör. Yani Tufan, sen şütörün halinden anlarsın. Dorukhan gerçekten iyi oynadı. Çok temiz. Temiz bir performansı var. Evet, 11'de 6 sahi içi sahi, 7'de 3. Ama Dorukhan geldiği zaman cezayı kesecek hem cesareti hem de şeye sahip. O mekaniğe sahip. Yani o doğasında var. Dorukhan'ın o şut dediğin olay doğasında, evet, var. Peki o zaman sigortam.net İTÜ Aral Üniversitesi Büyükçekmece maçı ekranlara getireceğimiz son özet karşılaşma. İTÜ'nün ilk hücumu başladı. Mehmet Yağmur. Oğulcan Baykan açtı önünü. Kolhaf'a çıkardı. En sevdiği nokta. Oradan da üçlüğü buluyor Kolhaf. Hortum topu istiyor. Semih'le kalmıştı. 3 sayılık atışı Yiğitcan Vardal'ın isabetli değil. Saha içerisinden 4'te 0'la başladı maça Büyükçekmece. Oğulcan Baykan bomboş tepede. Mehmet Yağmur'un pasını asiste çeviriyor. Kaan şimdi çok rahat gitti çembere. Aral Üniversitesi Büyükçekmece'nin ilk sayıları. Olaf'ın perdesi vardı. Olcan Baykan
Antonio Campbell Mehmet Yağmur'a yolladı. İçeriden Oğulcan'a çıkartıyor. Mehmet Yağmur, Oğulcan Baykan'dan ikinci üçlük. Kaan'dan Yiğitcan. Mehmet Yağmur çalıyor topu. Üçüncü top çalması bu Mehmet Yağmur'un. Antonio Campbell'a güzel noktada verdi pası. Beş asist Mehmet Yağmur'dan. Antonio Campbell da sayılara devam ediyor ve üstüne bir top daha kazandı. Sigortam Netitu Basket. Mehmet Yağmur, Yunus Akçay. Sağ forvette boş kaldı. Bir üçlükte Yunus Akçay'dan. Kanser Aslan. Kaan'dan Arda'ya. Sol dipten Arda. Erdoğan üçlüğü gönderiyor. Cengiz Hanivedi. Onun üç sayılık atışında isabet var. Cengiz Hanivedi. Antonio Campbell dışarıya açıldı. Bir üçlük daha yolluyor. Antonio Campbell'dan 11 sayı. Uğur Ortum, Antonio Campbell dengesini kaybetti. Uğur Ortum çembere gidip ilk sayılarını kaydediyor karşılaşmadaki. Kolhaf topu alıyor. 3'e 1 yakaladı İTÜ. Kolhaf kendisi gitti çembere. O kaçırıyor ama Semih Say tamamlamayı başardı. Yiğitcan uzaklardan bir üçlük daha. Aynı noktadan yine hedefi vuruyor Yiğitcan Vardal. İçeride Ramazan Tekin, Uğur Ortum mücadelesi vardı. Mehmet Yağmur dışarıya çok güzel çıkardı. Yunus Akçay'ın üçlü. Mehmet Yağmur. Arda. Jeremy Saffold içeride aldı. Pozisyonu tamamlıyor. Bıraktı Semih'e. Tekrar Mehmet Yağmur. 4 saniye kala Oğulcan Baykan. En üzerinden üçlüğü gönderiyor. Oğulcan Baykan. Oğulcan'dan Mehmet'e tekrar. Kolhaf el üzerinden bir atış. Kolhaf bunda da isabeti buluyor. Jeremy Saffold basket foul. Mert Celep topun kontrolünü kaybediyor. Mehmet Yağmur bomboş bu topu bile verdi Oğulcan Baykan'a. Kendisi de gidip atabilir turnikeyi ama Utku'dan Kolhaf'a. Utku Saraloğlu şimdi 3 sayılı katışında Utku da isabeti buluyor. Cengiz Hanivedi serbest atış çizgisinden isabetli değil İtalp Tayfur bunu da tamamlıyor. Kaan yeniden. Kaan Sarıaslan kendisi zorladı pozisyonu isabet yok İtalp Tayfur. Çok uzun menzilli pas. Semih Say maça gitti. Semih Say. Mehmet Yağmur sağına gitti. Pası bir smaç daha geliyor Semih Say'dan. Oğulcan gitti çembere. Jeremy Saffold'un reboundu. Cengiz Hanivedi Oğulcan koştu bu pozisyona. Ama yetişemiyor. Cengiz Han smacı vurdu. O da Fenerbahçe'de yetişen isimlerden biri. Sigortam.net, İTÜ Basket 86, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 63. İTÜ bu sezonki ikinci galibiyetini çıkartıyor. Evet, özet görüntüleri tamamladık. Bir puan durumunu da ekranlara getirelim son bölümde. Sonrasında da veda edelim. İnege Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes'in 20'şer galibiyeti var ama Anadolu Efes'in bir maçı eksik. Bursa Spor'la oynayacak. Galatasaray 16, Fenerbahçe 17 galibiyette. Fenerbahçe'nin de bir maçı eksik. Onu da belirtelim. Tofaş 15, Darüşşafaka Tekfen 13, Teksüt Bandırma 12 ve Beşiktaş Sonpo Sigorta 11 galibiyette. Yine 11 galibiyette takımlar Türk Telekom ve Frutex'e Bursa Spor'la playoff mücadelesi veriyor. Gaziantep Basketbol 9, Orman Spor 8 galibiyette. 7'şer galibiyet Bahçeşehir Koleji ve Max Eter Afyon. 3 galibiyet Aral Üniversitesi Büyükçekmece ve 2 galibiyet sigortam.net İTÜ. Tufan Ersöz'le birlikte karşınızdaydık. Hepinize mutlu ve sağlıklı haftalar, günler diliyoruz. Hoşçakalın.